Fransa Başbakanı Manuel Valls son bir ay içerisinde 5 terör saldırısının önlendiğini söyledi. Bunlardan birinde saldırganların bir kiliseyi hedef almaya çalıştığı ileri sürüldü. Başbakan Manuel Valls, Fransa'nın tarihinde hiç bu büyüklükte bir terör tehdidiyle karşı karşıya olmadığını söyledi. Terör tehdidi hiç bu kadar ciddi olmamıştı. Tarihimizde hiçbir zaman bu denli bir terör tehdidiyle karşılaşmamıştık. En son yakaladığımız kişi tek başına değildi. Bu insanlar tek başına hareket etmezler. Bunu Ocak ayında gördük. Bunun bağlantıları var. Lojistik destek verenler var. Bu mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor. Ama aynı zamanda da daha etkin sonuç almak için gizli kalması gerekiyor. Kiliseye saldırı düzenleme hazırlığında olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Cezayir asıllı bir kişi Paris'te yakalandı. Elektronik mühendisliği öğrencisi olduğu öğrenilen kişinin silahıyla yanlışlıkla kendisini vurduğu ve ambulans çağırdıktan sonra şüpheli görülerek gözaltına alındığı ortaya çıktı. Polisin söz konusu kişinin arabasında ve evinde Kalaşnikov tipi silahla El-Kaide ve IŞİD yanlısı posterler bulduğu belirtildi. Sorgusu devam eden Cezayir asıllı şüphelinin gözaltı süresi 24 saat daha uzatıldı. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, elde edilen delillerin Cezayir asıllı kişinin bir kiliseye terör saldırısı hazırlığında olduğunu gösterdiğini söyledi.